Nafizcan Paker'in ölmesi lazım. Babamın, İlhami'nin, Hulusi'nin ölmesi lazım. Hiçbir iş yapmayan, bizim sırtımızdan geçinen, bizim fikirlerimizi çalan ve bizi bedavaya çalıştıran ve bize saygısızlık yapan herkes ölmelidir. Şunu açıklığa kavuşturalım. Hepinizden böbrek alabilirler. Hepinizin böbrekleri tehlike altında. En son güne kadar bekliyorlar. Sen gençsin. Böbrekler senin vücudunda yaşlanmayacaktır. Sen 40 yaşına gelince senden böbrekleri alacaklar. Kendi 70 yaşındaki böbreklerini sana takacak. 70 yaşındaki böbreği sana verecek, 40 yaşındaki böbreği senden alacak. Sonra diyalize gideceksin. Ünlü olan insanlar, Mika Can Raun, Ajdar, Grimes, Lady Sovereign, DJ Avicii, kim olursanız olun, ne kadar zengin olursanız olun, organlarınız alınıyor. Hande Ataizinden de organ aldılar. Ortadan kayboldu. Bakın, eski oyuncular, şarkıcılar şimdi ortalarda yok. Neden yok? Organları alındığı için artık çalışmıyorlar. Sağlık sorunları sebebiyle çalışmayı bırakıyorlar. Hiç kimse de benim organlarım alındı diyemez. Herkes mafya. Herkes ölebilir. İnsanları öldürmek çok kolay, zehirlemek çok kolay. Silahlanmak çok kolay. Sen tek başınasın, sanat yapıyorsun, YouTube kanalı açıyorsun, Twitch yayını açıyorsun. 10 tane silahlı adamı yanına almış olan senin deden senden organ çalıyor, seni köle gibi çalıştırıyor, senin parana el koyuyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. Hepinizin böbreğini alabilirler. Herkesten böbrek alabilirler. Ne kadar ünlü olursan ol, ne kadar zengin olursan ol fark etmez. Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin başbakanı 37 yaşında, 20 yaşındaymış gibi gözüküyor. Kuzey Kore'nin başkanı 20 yaş genç gözüküyor. Hiç yaşlanmıyor. Karaciğer nakli, kan uyumu yeterli. Pankreas nakli çok zor. Ama o da mümkün. Pankreas naklinde doku uyumu ile ilgili, kan uyumu ile ilgili bir şey yazmamışlar. Dalak nakli var. Dalak gerekli bir organ olmadığı için herkesten alabiliyorlar. Reddedilirse de umurlarında olmuyor. Yani rastgele dalak nakli yapabilirsin. Herkesten dalak alabilirsin. Bir şeye gerek yok. Zaten dalak red olursa ölmezsin. Söker atarsın. Dört tane dalağı olan zengin insanlar var. Aksesuar dalak diyorlar. Dalağı alıyor, saçma sapan yerleri dikiyor. Aksesuar dalak diyor. Aksesuar dalak diye bir şey yoktur. Birden fazla dalağı olan herkes insanlardan dalak almıştır. Karaciğeri pankreası alabiliyorlar. Pankreas naklinde pankreas nakli yapmak çok zormuş. Doğru değil. Bağırsakla mideyle beraber kesersen pankreası nakledebilirsin. Onlar pankreası az kesmişler. Canlı insandan pankreas alırsan mideyle bağırsakla beraber sökebilirsin. Ölmüş insandan alınca daha ufak kesmek gerekiyor, enfeksiyon olmasın diye, mikrop kapmasın diye. Çünkü mideyle bağırsak hemen çürür. Ama canlı insandan pankreas nakli yapmak daha kolay. Daha büyük kesersin. Kornea nakli diye bir şey yoktur. Göze dikiş atılmaz. İnsanları korkutmak için öyle diyorlar. Çamaşır suyunu dökün organ mafyasının yüzüne. Dedenizin, babanızın gözlerini kör edin. Hiçbir bok yapamazlar. Kornea nakliymiş, göz nakliymiş. Öyle bir şey yok. Kimse göze ameliyat yapmakla uğraşmaz. Göz ameliyatları çok zor. Sadece katarakt ameliyatı yapılıyor ve düzeltme ameliyatı yapılıyor. Onlar da lazerle yapılır ve tehlikeli ameliyatlardır. Yani gözü daha kötü hale getirebilirler. Şunu iyi anlayın. Herkes yalan söylüyor. İşte neymiş, karaciğerin yarısını alınca
Karaciğer yeniden büyürmüş. Yalan. Karaciğerleri değiş tokuş yapıyorlar, takaslıyorlar. Parça nakli falan yok. Senin karaciğerini başkasının karaciğeriyle değiştiriyor. Olay bundan ibaret. Ölmüş insanlardan karaciğer alıp sana takıyorlar. Karaciğer naklinde kan grubu uyumu yeterli. Çok kolaymış karaciğerde kan grubu uyumu. Nedense öyle. Böbreklerde antikor üretiliyor. Böbrek üstü salgı bezi antikor üretiyor. Zor o yüzden böbrek nakli. Dalak nakli de zor. Çünkü o da antikor üretebilir. Savunma sistemini güçlendiren bir organdır. Ama doku uyuşmazlığı durumunda ölmezsin. Dalaksız yaşamak mümkün. Bu yüzden rastgele deneyebilirler dalak naklini. Yani organlarınız tehlike altında. Kalp nakli gene kan grubu aynıysa yapılır. Her an sizden kalp ya da böbrek alabilirler. Bütün YouTuber'lara, Twitch yayıncılarına söylüyorum. Anneniz, babanız, dedeniz sizden kalp ve karaciğer kalp ve böbrek alabilir. Karaciğerleri çocuklardan, gençlerden alıyorlar. Çocuk kaçırıyorlar karaciğer almak için. Karaciğerde adam çocuk kaçırıyorlar. Üniversiteli çocukları paketliyorlar. Üniversitelileri kandırıyorlar, gönderiyorlar. Karaciğer nakli o şekilde. Yakup Sabancı'nın Jacob Rothschild'ın ölmesi lazımmış. Bence de ölsün. Ben de sevmiyorum çünkü kendi torununa sahip çıkmayan, kendi torununu öldürmeye çalışan, kendi torununu kıskanan çok kötü bir insan. Yakup Sabancı, Jacob Rothschild. Hiç kimse parasına rağmen, malına mülküne rağmen, gücüne rağmen Yakup dedeyi sevmez. Jacob Rothschild'ı sevmez. Kimse de onlara organ götürmüyor. Yaşlandılar, kaldılar. Ciğerleri eski. Böbrekleri eski. Sürünüyorlar. Buna dikkatinizi çekerim. Kendi çocukları onlara sahip çıkmıyor. İsimleri bile geçmiyor hiçbir yerde. Güler Sabancı'nın babası kim diyorsun? Ne yapacaksın sen benim babamı diyor. Ne Erol Mütercimlerin babası belli, ne Ferit Şahenk'in babası belli. Ferit Şahenk'e sahip çıkmadılar. Ferit Şahenk çok zeki bir insan, çok yetenekli bir insan. Sürekli Ferit'i ezmeye çalışıyorlar. Öldürmeye çalışıyorlar. Her şey apaçık ortadadır. Güler Sabancı, Yakup dedeye organ vermeyeyim diye beni zehirledi, öldürmeye çalıştı. Yakup dede bizim böbreklerimizi yurt dışına satıyor. Böbrekleri kendi üzerine takıp yurt dışında takaslıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kendi üstüne 4 tane böbrek alıyor. Uçağa biniyor, gidiyor Amerika'ya. Amerikalılara 2 tane böbreği veriyor, geri geliyor. Çocukların hepsi tek böbrek. Herkesi donör ettiler. Herkes donör. Bunu görmeniz lazım. Yakup dede bizi ezdiren, bizi satan, bize sahip çıkmayan, hiçbir ağırlığı olmayan, göt yalayan, akraba evliliğinden doğmuş sakat bir adamdır. Kendisine organ almıyor, yurt dışına satıyor. Olay tam olarak budur. Bütün bunları da çocuklarına şerefsizlik olsun diye, çocuklarına götlük olsun diye yapıyor. Kendi çocukları acı çeksin diye kendi torunlarını öldürüp organlarını yurt dışına satıyor. Sırf kıllık olsun diye, sırf piçlik olsun diye. Güler Sabancı da beni öldürmeye çalıştı ki Yakup dedeye organ vermeyeyim. Selim seri katil, Erol Mütercimler, Selim Sabancı seri katildir. Herkesi öldürür, herkesi zehirler, herkesten organ alır. Hiç kimseye acımaz. Bütün çocuklarını öldürmek istiyor, karısını da öldürmek istiyor. Erol Mütercimler herkesi öldürecek.
Şerefsizin tekidir. Yani görmüş olduğunuz gibi bizim ailemiz dünyanın en boktan ailesidir. Nafiz Canpaker'in ailesiyle yarışıyoruz. Sabancılar, kendi düşmanlarını besleyen, herkesi kendisine düşman eden, kendi rakiplerine para gönderen, sürekli itlik köpeklik yapan şerefsiz bir ailedir, tamam mı? Mahallede kim bana küfrettiyse, bana gıcık kaptıysa hepsine para verdiler, hepsine organ verdiler. Bizim mahallede her kim bana küfrederse, beni zehirlerse, bana yalan söylerse ona para veriyorlar. Bunun yanı sıra benden organ almadılar, millete diyorlar ki biz o çocuğu koruyoruz. Yalan, öldürmek istiyorlar. Onların organa ihtiyacı yok. Onlar beni öldürecek. Sonra diyecekler ki çocuğumuzu zehirlediler. Çocuğumuzu babası öldürdü. Çocuğumuzu işte bilmem kim vurdu. Başkasına öldürtüp kendileri yapmamış gibi rol yapıyorlar. Sabancı ailesinde her şey yalandır. Her şey boktur. Her şey boktan oluşur. Asla ve asla Sabancılarla konuşmayın, görüşmeyin. Yani böyle şerefsiz insanlar olmaz. 25 yıldır dünyayı yönetiyorum. League of Legends'ı yaptım, Pokemon'u yaptım, Brawl Stars'ı yaptım. Dünyadaki bütün bilgisayar oyunları bana aittir arkadaşlar. Dünyadaki bütün PlayStation oyunlarını da biz yaptık. PlayStation oyunlarının %70'i bana ait. Ve bana hiç para vermediler. Sürekli para kazanıyorlar bu işlerden. Organ falan almıyorlar. Yemeğime zehir koyuyorlar. Öldürmekle tehdit ediyorlar. 31 yaşına geldim. Daha bir tane böbrek bile almadılar. Yalan arkadaşlar hepsi. Hepsi yalan. 31 yaşındaki adamdan ne karaciğer takası yaptılar ne böbrek aldılar. Fikirlerimi çalıp satıyorlar. Fikirlerimi kullanıyorlar. Zekamı kullanıyorlar. Beni kıskanıyorlar arkadaşlar. Güler Sabancı'nın karaciğeri taze. Güler Sabancı'yı öldürüp organlarını alalım. Güler Sabancı'nın organları benden daha iyi. Güler Sabancı donör olsun. Güler Sabancı'yı donör yapalım. Yakup Dede de gebersin. Yakup Sabancı, Jacob Rothschild ölsün. Sabancı ailesinin mimarı olan kişi, Sabancı ailesini yaratan kişi gebermeli arkadaşlar. Böyle çocuk yetiştirilmez. Çocuklarına sadece itlik, köpeklik, şerefsizlik, orospu çocukluğu öğretmiş. Ne Erol Mütercimler, ne Bekir Hazar, ne Güler Sabancı, ne Ertan Özyiğit. Hepsi de hiçbir bok yapmayan, dolandırıcı, şerefsiz, kendi çocuğunu zehirleyen, kendi çocuğunu öldüren seri katillerdir. Bu insanlar deli arkadaşlar, bu insanlar zihinsel engelli. Bir tane insanın elinden tutmadılar. Dora Stratera Özsoy bunlara böbrek verdi. 3 boyutlu modelleme yapıyormuş. 3 boyutlu model programlarını kullanıyormuş. League of Legends'taki şampiyon skinlerini Dora yapıyormuş. Yazılım öğrenmiş bir de. Bakın bir çocuk yazılım yapsın. Model yapsın. YouTube kanalı olsun. Twitch yayını olsun. Tamam mı? LoL'deki hikayeyi yazsın. LoL'deki bütün karakterlerin hikayesi, senaryosu. Hepsini o yapıyor. Bir de böbreğini aldılar çocuğu. Böyle bir orospu çocukluğu olabilir mi? Böyle bir piçlik olabilir mi? Dora'yı bedavaya çalıştırıyorlar. Sömürüyorlar. Ağzına sıçmışlar Dora'nın. Çocuk o kadar donör ki, o kadar gerizekalı ki hakkını aramayı bilmiyor. Ne derlerse yapıyor, itaat ediyor. Selim'in zerre sikinde değil. Selim Dora'yı da öldürür. Lemur'u da öldürür. Mendebur Lemur'u. Erol Mütercimler'in umurunda mı? Çocuğa uyuşturucu vermişler. Çocukta tik var Dora'da. Yani bakın. Kendi çocuklarını her şekilde bedavaya çalıştırıyorlar. Organlarını alıyorlar. Sömürüyorlar. Ağzına sıçıyorlar. Hiç kimseye bir faydaları yoktur. Bana bir tane çocuk gösterin. Hak ettiğini alsın. Hak ettiğini alan bir çocuk gösterin bana. Dora bakın. Dora Stratera Özsoy neden organ verdi? Neden bu çocuğu köle gibi çalıştırıyorlar? Neden bu çocuğu tehdit ediyorlar, dışlıyorlar?